Bizi sakinleştirebilecek iki şey var. Stres topları ve yemek. Bu ikisini birleştirmek istiyoruz. Tic Tac şekerleriyle XOX oyunu, yenilebilir yapboz, tatlı slime. Bunları ve diğer stres atıcı yiyeceklerimizi izleyin. Sıradan grisiniler sıkıcı ve unsuz. Ama benim geliştiremeyeceğim ürün yoktur. Biraz yumurta ve şeker ekleyelim. Hayır, bu çok renksiz. Renkli şeker daha iyi olur. Birkaç kilitli poşete şeker ekleyelim. Her poşete biraz gıda boyası damlatalım. Poşeti kapatıp şekerle boyayı karıştırmak için ezelim. Renkli şekerleri bir tepsiye düzgünce dökelim. Kenarları bir fırça ile düzeltelim. Yumurta beyazı ve pudra şekerinden yapılmış karışıma grisinileri batıralım. Fazlalığı alalım. Grisiniyi renkli şekerlerde döndürerek kaplayalım. Bu tatlı renk terapisi çok rahatlatıyor. Öncelikle şekerleri şerit şerit dizelim. Sonra grisinileri bu lezzetli şekerlerle süsleyelim. Sedef aniden geliverdi. Çok stresli. Sınavı zor geçmiş. Sakinleş Sedef. Şekerli gökkuşağımı mahvetme. Sedef bunu fark etmemiş. Onun aklı hala sınavında. Ona bu tatlı grisinileri vermenin tam zamanı. Kendisine bir tane yapıyor. Bu rengarenk şekerler Sedef'i yeniden neşelendiriyor. Çalışmak bekleyebilir. Hatta şeker savaşlarıyla ilgili bir kompozisyon yazabilir. Sedef tatlıya bayılır. Bir sürü şekeri var. Ama kimseyle paylaşmıyor. Şekeri bittiğinde mutluluğu da bitiyor. Şeker olmadan hayatın anlamı ne? Ama Sedef'i neşelendirmenin yolunu biliyorum. Kocaman ve enfes bir jelibonum var. 2 ayrı kaba jelibon koyalım. Bir kaba diğerinden biraz daha fazla koyalım. Ayıcık şeklinde silikon bir kalıba yağ dökelim ki sonrasında jelibonları rahatça çıkarabilelim. İçine birçok jelibon koyduğumuz kabı mikrodalgaya koyalım. Eritelim. Erimiş jelibonları kalıpların yarısına kadar dökelim. Diğer kaptaki jelibonları alalım. Erimiş jelibonların üzerine koyalım. Ve bir kat daha erimiş jelibon dökelim. Kalıpları dolduralım. Sertleştiğinde kalıptan çıkaralım. Bu jelibon sadece koklayıp yemek için değil, ayrıca istediğimiz yöne esnetmek için. Sedef benim yumuşacık ayıcığımı çok sevdi. Şimdi vermem için yalvarıyor. Ama öylece veremem. En sonunda ayıcığımı Sedef'le paylaştım. Anında yemeye başladı. Acele etme. Oynayıp biraz stres at. En sevdiğim boş zaman etkinliği boyama kitabımı boyayıp rahatlamak. Zeynep bayağı gerilmiş görünüyor. Sanırım telefon görüşmesi iyi geçmedi. Ona boya terapisi yapmayı önerdim. Ama bu resim ikimiz için çok küçük. Resim kağıtlarımdan birini aldı. Büyük bir sanatçı edasıyla boyama yapıyor. Sonunda yoruldu ve acıktı. Benim boyama kağıdımın yenilebilir olması harika. Boyama kağıdı üzerine pirinç kağıdı koyalım. Gıda kalemiyle çizelim. Tüm resmi renkli gıda kalemleriyle boyayalım. Sanat eserimden bir ısırık aldım. Zeynep de kendi sıradan kağıdını ısırdı. Bu iyi bir fikir değil. Benim kağıdım yenilebiliyor. Boyama kağıdı ve yemek çok rahatlatıcı şeyler. Sedef'in tonla rahatlatıcı şeyi var. Ama hepsinden sıkıldı. Zeynep sanıyor ki Sedef'i sıradan bir slime ile etkileyebilecek. Evet, esniyor. Bunda ne var ki? Slime işte. Sıkıcı. Ama Zeynep birden onu yemeye başladı. Şimdi ilgimi çekti. Bir kaba tofitalar koyalım. Ve onları mikrodalgada eritelim. Pudra şekeri ekleyelim. Ve güzelce karıştıralım. Slime'ımıza minik şekerler serpelim. Ve yoğuralım. Bu slime sadece yenilebilir değil. Ayrıca lezzetli. Hem eğlendik hem doyduk. Bunu yedikten sonra kilo verdiren yiyeceklere ihtiyacımız olacak. Zeynep sürekli telefonuna bakıyor. Onun mesajlaşması benim yürek burkan hikayelerimden daha önemli. Bu kadar yeter. Sağlıklı bir şeyler atıştıralım. Telefonunu alıp pirinç patlağı veriyorum. Pek de cazip gelmedi. Yüzü üzgün emoji gibi. Ama ne yapacağımı biliyorum. Telefon uygulamalarıyla atıştırmalıkları birleştireceğim. Emoji şeklinde pirinç patlakları yapacağım. Pirinç patlakları alalım. Yumurta beyazıyla sarısını ayıralım. Beyazı köpükleşinceye kadar çırpalım. Pudra şekeri ekleyelim. Kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Jel gıda boyası ekleyelim. Kilitli poşete dökelim. Köşesini keselim ve pirinç patlaklarını emoji çizelim. Başka renk gıda boyalarıyla da detaylar çizelim. Pirinç patlaklarını sarı gıda boyasıyla kaplayalım. İşte gerçek emojiler. Zeynep en sevdiği emojileri görünce sevindi. Bu komik suratlara bakıp üzülmek imkansız. Seni anında neşelendiriyorlar. Ve herkes yemeğinizdeki mesajı anında anlıyor. Dahası pirinç patlakları çıtır çıtır çatlıyor. Zeka oyunları beyninizin sürekli zinde olmasını gerektirir. Bu yüzden yapboz oynarken bütün kurabiyeleri yedik. Sonunda yapboz tamam. Aynı zamanda kurabiyelerimiz de bitti. Ne yapmalıyız? Hadi yapbozu yiyelim. Biraz pudra şekeri dökelim. Şeker hamurunu açalım. Bir yapboz çıktısı alalım. Şeker hamurunun üzerine koyalım. Sınırlardan keselim ve yapboz parçalarını dikkatlice keselim. Sertleşmesi için bırakalım. Yapboz çözmek eskide kaldı. Şimdi yapboz yemek moda. Bu kaybedeni olmayan bir oyun. Çünkü hiç yapboz kalmıyor. XOX oyunu şampiyonası. Sedef sürekli kaybediyor. Çok üzülüyor çünkü bu dünyadaki en kolay oyun. Sorun ne? Tic Tac'a ihtiyacımız var. Biri açık renk, biri koyu renk, 2 karton alalım. 2 dikdörtgen keselim. Koyu olan açık olandan biraz daha büyük olmalı. Birbirine yapıştıralım. Kareler çizelim. Burası XOX oyun alanı. Kağıdın üst ve alt kenarlarına X'ler ve O'lar çizerek süsleyelim. Altına da oyunun ismini yazalım. Keçeli kalemle belirginleştirelim. X'leri ve O'ları başka renklerle yazalım. Bir Tic Tac şekeri kutusunun yanına silikonlayalım. XOX oyununun gelişmiş versiyonunu çıkardım. Tic Tac şekerlerini hemen yeme. Onlar oyun için. Oynayacağın rengi seç ve kazanmayı dene. Sedef ilk raundu kazandı. Belki Tic Tac şekerlerini çok sevdiği içindir. Veya tüm şekerleri yediği için. Satranç, asil ve antik bir oyun. Kuralları değiştirilemez. At, L şeklinde gider, vezir istediği yere gider ve Sedef kaybedince ağlar. Sedef öyle çaresiz ki her şeyi dağıtıyor. Sakin ol, bende sevebileceğin satranç parçaları var. Çünkü onlar çikolatadan yapıldı. Beyaz ve siyah çikolata alalım. İkisini ayrı kaplarda benmari usulü eritelim. Satranç kalıbını erimiş çikolatayla dolduralım. Fazlalıkları alalım. Yüzeyi pürüzsüz yapalım. Sertleşmesi için buzdolabına koyalım. Kalıplardan çıkaralım. Fazlalıkları kıralım. Geniş bir bıçağı sıcak suya batıralım. Çikolatayı biraz eritmek için üzerinde tutalım. Yarımları birbirine yapıştıralım. Kenarları alalım. Sicilya savunması oynuyoruz. Sonraki hamleyi bilmiyor musun? Tatlı piyonu yemek. Ve çikolata beynini daha iyi çalıştırır. Yenilebilir stres toplarımızı sevdiniz mi? Hangisini yapacaksınız yorumlara yazın. Rengarenk grisini mi? Yumuşak ayıcık mı? Veya emoji pirinç patlağı mı? Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Böylece Troom Troom kanalımızdaki rahatlatıcı fikirleri kaçırmazsınız.